Medya Televizyonu'ndan, Güne Dair programından tüm izleyenlerimize sevgi, saygı ve yepyeni bir günaydın. Efendim hoş geldiniz. Güne Dair programıyla huzurlarınızdayız. Bundan böyle bugünden itibaren, 28 Kasım Pazartesi sabahından itibaren hafta içi her sabah 10 ile 12 arasında huzurlarınızda olacağımız programın ilk canlı yayınındayız. Ben Şeyda Gümüş ve ekip arkadaşım gazeteci Nuri Yavuz'la birlikte hafta içi 5 gün huzurlarınızda olacağız. Ekip arkadaşıma günaydın demek istiyorum. Günaydın Nuri Yavuz. Günaydınlar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İlk programımız, çok heyecanlıyız. Evet öyle. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz ve bu ilk programımızda çok şanslıyız. Çok değerli bir konuğumuz var. Çok değerli konularda görüşlerini alacağız. Efendim, Avukat AK Parti Bursa Milletvekili, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Adalet Komisyonu üyesi, vekilimiz Emine Yavuz Gözgeç stüdyomuzda. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İlk programımıza ilk konu olmak şerefine erdiğim için ayrıca mutluyum. Biz de çok mutluyuz. Uğurlu geleceksiniz inşallah. Güzel programlar olacak sizden ve sizin programınız ve sizden sonraki programlarda inşallah. İlk yayınımız, gündemi yakalayacağımız bir program. Gazeteci Nuri Yavuz arkadaşımla birlikte sorularımız hazır. Aktaracağız ama onun öncesinde sevgili izleyenlerle paylaşmak istediğimiz, biliyorsunuz, şehitlerimiz var. Ailelerine sabır diliyoruz. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili arkadaşımın da bu konuda sizin de söyleyecekleriniz eminim ki vardır. Programımızı bununla açmak istiyoruz. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi, dünden bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Eğer bugün bu programı dahi yapabiliyorsak onların sayesinde. Kesinlikle. Rabbim inşallah peygamberimize komşu eylesin. İnşallah. Amin, amin efendim. İnşallah. Efendim, şehitlerimizden sonra biliyoruz ki çok meşgulsünüz. O yüzden çok fazla vaktinizi almadan hemen sorulara geçmek istiyorum. Nuri Yavuz, izninle ilk soruyu lütfen aktaralım. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetli Dünyaca Mücadele, Uluslararası Mücadele Günü'ydü. Bizde de çok etkili sonuçlar alınan etkinlikler var, yaptırımlar var, uygulamalar var. Bununla ilgili Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni yasal düzenlemeler hakkında bizleri biraz aydınlatmanızı, evet, rica ediyoruz vekilim. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Kadına şiddet maalesef sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu. Hatta 2015'te yapılan, Avrupa ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre eşi ya da eski partneri tarafından şiddete uğrayan kadın oranı ortalama %22'lerde, %30'larda. Hatta Danimarka'da bu %42'ye, İsveç'te %46'ya kadar yükseliyor. Bunu niye söylüyorum? Yani kadın erkek fırsat eşitliğinde belirli bir seviyeyi yakalamış ülkelerde dahi bu sorun olmaktan maalesef çıkamamış. Hı hı. Ama bizim ülke olarak bu konudaki kararlılığımızı ben başından beri gösterdiğimize inanıyorum. Çünkü 2002 yılında, 2001 AK Parti kurulurken, seçime girmeden önceki ilk seçim beyannamesinde ifade ettiği konulardan bir tanesi kadına şiddetle mücadele. Hı hı. Ve özellikle o seçim beyannamemizde töre ve namus cinayetlerine karşı mücadele edileceği ve bununla ilgili cezai yaptırımlar getirileceği maddesi var ki biz bunu hayata geçirdik. Hı hı. Yani töre ve namus sahikiyle işlenen suçlara ağırlaştırıcı cezalar getirdik. Ağırlaştırıcı bir suç kapsamını aldık ve bugün neredeyse azalmış durumda. Tabii ondan sonra neler yaptık? Ondan sonra biz 6.284 sayılı, ondan önce de zaten yasa vardı. Daha sonra 6.284 sayılı yasa aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili. Bu çocuk, kadın, erkek, yani aile içinde her bireyi ilgilendiren bir konu. Tabii şunu yaptık, anayasada kadın erkek fırsat eşitliğini yine biz düzenlemesini yaptık. Daha sonra pozitif ayrımcılık getirdik kadınlara anayasa düzenlemesiyle. Ondan sonra şönümleri kurmaya başladık. Evet. Öncelikle pilot iller seçmiştik, biliyorsunuz, şiddet önleme ve izleme merkezleri. Evet. Çünkü kadının ilk şiddete uğradığı zaman gideceği yer. Bazen karakola gitmekten çekinebilir. Evet. Şiddet önleme izleme, evet, merkezine gidebilir. Bununla ilgili hem karakoldaki polis memurlarına eğitimler verdik, sağlık personeline eğitimler verdik ki hastaneye de gidebilir. Hastanedeki doktora söylediğinde de hemen adli bir vakaysa hemen müdahale ediliyor, rapor alınıyor, çeşitli tedbirler alınıyor. Bu eğitimler çok değerli. Tabii bu eğitimlerin hem sağlık personeline hem
emniyet personeline, öğretmenlere, yani birçok kuruluşta bu eğitimleri yaygın olarak verilmiş durumda. Dediğim gibi pilot illerden sonra şu an 81 ilde şiddet önleme izleme merkezleri var. Hı-hı. Hatta illerde dahi ilçelerde sosyal hizmet merkezleri vasıtasıyla yine bu başvuruları alabiliyor. Tam yani, bir ağ oluştu. Tam bir ağ oluştu. Evet. Tabii şu da var, birçok kurum arasında veri paylaşımı da oluştu. Protokoller yapıldı. Diyanet İşleri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı. Çünkü her şekilde bir şekilde bunları ilgilendiriyor. Okulda çocuktan öğreniyor öğretmen. Tabii. Sağlıkta, hastanede. Tabii. İçişleri Bakanlığı'nın emniyet mücadelesi kısmı var. Aile Bakanlığı'nın farkındalık oluşturma ve belirli şiddet önleme izleme merkezleriyle görevi var. Hem kurumlar arasında protokol hem de veri paylaşımı noktasında önemli aşamalar gerçekleştirdik. Bunları da hep her yıl eylem planlarıyla hayata geçirdik. Valiliklerde izleme koordinasyon merkezleri oluşturduk. Sonra neler yaptık? Bunlar yetmiyor tabii. Yine elektronik kelepçeyi ilk başta belirli illerde uygulamaya başlamıştık. Şimdi 81 ilde uygulanıyor. Biliyorsunuz özel aile mahkemeleri oluşturduk. Önceden asliye ve sülukuk mahkemeleri vardı. Asliye mahkemeleri aileyle ilgili konulara bakardı. Sonra biz ihtisaslaşmış aile mahkemeleri kurduk. O da yetmedi. Şimdi sadece tedbirlere bakan, yani şiddete uğrayan kadınla ilgili verilecek tedbir konularına bakan tedbir mahkemelerini oluşturduk. Güzel. Yani bir kadın şiddete uğradığında savcıya, polise, herhangi bir kuruma gittiğinde ve belirli tedbirler alınması gerekiyorsa, bunlar uzaklaştırma olabilir, farklı işte belki bir kuruma yerleştirmek olabilir. Bunların hepsini alacak tedbir mahkemeleri oluşturduk. Yine emniyette şiddete uğrayan kadının başvuracağı özel amirlikler oluşturduk. Hı. Savcılıkta özel soruşturma büroları oluşturduk. Adalet Bakanlığı'nda mağdur hakları dairesi başkanlığı oluşturuldu. Hı hı. Yani mağdurun haklarının korunması için bir başkanlık oluşturuldu. Bunlar hepsi kurumsal düzenlemeler, yasal düzenlemeler. Çok, en son ne yaptık? En son. Tabii çok yaptıklarımız saya saya aklıma geliyor. Mesela yine İçişleri Bakanlığı'nın kurduğu bir merkez var, GAMER. Hı hı. Özellikle bu elektronik kelepçe kararı alınan uygulamalarda teknolojik bir sistemle takip ediyor. Hı hı. Ve orada herhangi bir yaklaşma durumu olduğunda anında müdahale edebiliyor. KADES uygulaması, hı hı. biliyorsunuz Avrupa'da ödül aldı KADES uygulaması. Hı hı. Yine kadının, özellikle sadece kadınlar indirebiliyor bu uygulamayı. Sadece şiddet için değil, gece karanlıkta bazen mesaide kalan kadınlar oluyor. Bir sorunla karşılaştı ya da bir şüpheyle karşılaştı. Bir yerden bir yere ulaşırken. Evet, anında ona bastığı zaman anında müdahale edilebiliyor ki bu Avrupa ülkeleri içerisinde ödül almış bir uygulama İçişleri Bakanlığımızın. Tabii yine neler yaptık? Kanunlu düzenlemelerde biliyorsunuz eşin eşe karşı şiddet uygulaması ağırlaştırıcı sebep sayılıyor Türk Ceza Kanunu'nda. Biz buna boşanmış eşi de ekledik. Güzel. Yani artık boşanmış eşin de eski eşine karşı şiddet uygulaması hali ağırlaştırıcı sebep sayılıyor. En son Adalet Komisyonu'nda bir kanun teklifi var ki bu kanun teklifi bence çok ileri düzenlemeyi oluşturan bir kanun teklifi. Bir, adam öldürme ve yaralama, kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarının mağduru kadın olduğunda, yani evet. bu suçun başlı başına sadece kadına işlenmesi başlı başına ağırlaştırıcı sebep. Güzel. Yani bir kadını yaraladığınızda, bir kadını öldürmeye teşebbüs ettiğinizde bu kadın olması sebebiyle, sadece mağdurun kadın olması sebebiyle ağırlaştırıcı sebep. Bu ciddi bir caydırıcı. Ciddi bir yani sadece mağdurun kadın olması başlı başına ağırlaştırıcı sebep için yeterli. Bu çok önemli bir konu. Bir de ne yaptık biz? Israrlı takip fiilini de suç kapsamına aldık. Hı hı. Yani ısrarlı olarak bir kadını, bir başkasının telefonla farklı şekilde taciz etmesi, takip etmesinin böyle bir suç tanımı yoktu. Bunu ayrıca ayrı bir suç kapsamında aldık. Sonra ne yaptık? Biliyorsunuz diyorlar ki işte kravat taktı, takım elbise giydi. Hemen işte indirimden yararlandı. Bunu da bir sisteme bağladık. Dedik Güzel. Ki indirim sebeplerinin belirli bir kriterleri olması lazım. Mesela? Failin geçmişi, daha önceki davranışları. Sabıkası, var ya da yok, farklı hangi suçlara karıştığı, sosyal hayatı. Güzel. Yani sadece şekli
bir takım duruşların indirim sebebi sayılamayacağı ve hakimin bunu gerekçelendirmesi gerektiği, mahkeme kararında gerekçeli olarak gerekçeleri açıklanması. Evet, evet. O sebepleri. Sadece kravat taktı diye evet. Hafifleştirdi. Yani şekli sebeplerle bunun yapılamayacağı ve bunun gerekçelendirmesi gerektiği. Çok güzel. Yine kasten yaralama suçlarını katalog suç kapsamına aldık kadınlarda. Katalog suç şu demek, bazı hallerde katalog suç olduğu zaman tutuklama kararı verilir diyor. Yani tutuklama kararının daha kolay verilebilmesi noktasında bir düzenleme yapmış olduk. Bu da çok güzel bir Çok güzel bir düzenleme. Bu yine kadının, mağdur kadına ücretsiz avukat talebe halinde ücretsiz avukat verilmesi. Bu da çok önemli bir uygulama. Bizim gerçi maddi olarak da çok önemli. Tabii bizim adli yardım uygulamamız vardı zaten. Yani bu sadece kadına şiddetle ilgili değil. Herhangi bir davasını maddi durumunun yetersizliği sebebiyle avukat tutamayan baronun adli yardımına başvurabiliyor ve avukat tutabiliyor. Ama burada maddi durum şartı aranmaksızın gerekçe değil, evet. Şiddete uğrayan kadına her zaman ücretsiz avukat tahsis verilebiliyor. Ediliyor. Çok güzel. Bunlar tabii bazen atlamış olabilirim. Ben şunu sormak istiyorum Sayın Vekilim. Sevgili ekip arkadaşımın sorusuna geçmeden önce, o kadar güzel anlattınız ki, detaylı çok fazla çalışmalar yapılmış. Bunlarla ilgili geri dönüşler, sonuçlar nasıl sizce? Evet. Aslında bunun şiddet önleme izleme merkezleri de bu veri analizlerini yapan merkezler. Hı hı. Yani onlar aslında kendilerine yapılan başvurular sonucunda hatta failleri de hani riskli, az riskli, çok riskli diye gruplandırıyorlar. Hı hı hı. Takibini de ona göre yapıyorlar. Tabii faile ilişkin de düzenlemeler var. Yani failin de belki rehabilite edilmesi, onunla ilgili topluma kazandırılması, bir takım ona da bir takım bu da önemli tabii. Yükümlülükler, cezanın dışında bazı yükümlülükler getirilmesi. Bunlarla ilgili de çalışmalar var. Tabii şu var. Yani bir suçu ya da bir konuyu sıfırlamak, bizim ilkemiz sıfır tolerans tabii. Sadece cezalarla bunu yapmak mümkün değil. Çok doğru. Yani birçok suç işleniyor. Birçok suçla ilgili tabii ağırlaştırıcı sebepler var. Ama tek başına ceza o suçun ortadan kalkması için yeterli değil. Onun çok için doğru. Önleyici tedbirlerin, farkındalığın artmasının, yani bu tür günler aslında biraz farkındalığı artıran günler. Yani. Ben şunu söylüyorum. Bizim aslında medeniyetimiz bir merhamet medeniyeti. Kesinlikle. Yani biz Vicdan, merhamet, sevgi, belki biraz daha fazla pozitif dili kullanmamız gerekiyor. Bazen hani bir sözü söyleye onu olumsuz yönde belki büyütmüş oluyoruz bazen. Elbette ki tek bir kadının dahi burnunun kanamasına rıza gösteremeyiz. Biz birer anneyiz, kız, kendimizin çocukları var. Kesinlikle. Ne çocuğun, ne erkeğin, ne kadının. Asla. Hiç kimsenin şiddete uğramasını kesinlikle istemiyoruz. Tabii ki. Zaten şiddetin her türlüsüyle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Ama şunun için ben biraz sağlıklı aile, huzurlu aile vurgusu da yapmak istiyorum. Çünkü sağlıklı bir ailede, huzurlu, mutlu bir ailede, bireylerin kendi sorumluluklarını, kendi görevlerini bildiği bir ailede yetişen çocuk şiddet uygulamaz. Doğru. Çünkü şiddet öğrenilen bir davranış. Doğru. Ya ailede öğreniyor, ya arkadaş çevresinde öğreniyor, ya bazen medyada da maalesef buna bir görev düşüyor. Bazen medyadan öğreniyor şiddeti. Ama ben ailenin burada hani güçlü aile vurgusunu özellikle yapmak istiyorum. Çünkü biz 2016 yılında Ayşe Keşir Başkanımız, şu an Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, onun başkanlığında benim de divanda olduğum bir komisyon kurmuştuk. Aile bütünlüğünün korunması ve boşanma olaylarının sonuçlarının araştırılmasıyla ilgili. Orada gördük ki aslında en önemli sorun ailede. İletişim problemi. Ne kadar önemli değil yani mi? Yani iletişimsizlik. Ailedeki, yani bu çekirdek aile olsun, geniş aile olsun, eğer ailede her biri kendin o ailenin yapısına göre bir görev sorumluluk paylaşımı yapmışsa kendine göre, o sağlıklı bir aile oluyor. Yani doğru, sağlıklı ailenin tek bir modeli yok. Böyle olacak, şu şekilde olacak değil. O ailenin bireylerinin hepsinin o aile içerisinde kendi sorumluluklarına, kendi haklarının, kendi rızalarıyla bir bölüşüm yapmışlarsa ve bunu
huzur içinde devam ettiriyorlarsa o gerçekten sağlıklı bir aile oluyor ve orada şiddete yetişen çocuk da yetişen çocuk da hem şiddete karşı duran bir çocuk oluyor. Çok doğru. Hem de kız çocuğunun ve erkek çocuğunun yetiştiriliş tarzı bile önemli. Orada yetişen bir çocuk da hem şiddete karşı duruş sergiliyor hem de şiddet göstermiyor. Bu çok noktada güzel. Bizim kendi köklerimizle, kendi medeniyetimizle bağlarımızı yeniden güçlendirmeye ihtiyacımız var. Ne diyoruz? Cennet annelerin ayakları altında diyoruz. Anneye öf bile demeyin diyoruz. Yani erkekler ve kadınlar birbirine emanettir diyoruz veda hutbesinde. Emanet ne demek? Allah'ın emaneti ne demek? Bugün bir arkadaşınızın verdiği emaneti bile kendi eşyanızdan daha dikkatli yapıyorsunuz. Emanet ise, birbirine emanet ise birbirinin haklarından gözetmek, haklarını gözetmek, sorumluluklarını gözetmek, ve ona Allah'ın emaneti diye bakıp eşlerin birbirine öyle gözünün içi gibi bakması. Ne güzel böyle söylediniz. Bir şey yani. Ağzınıza sağlık. Çok güzel evet. söylediniz. Tabii bu da istismar konusu da oluyor yani. Emanet kavramı üzerinden bir dejenerasyonda yapılıyor. İşte emanet kavramını yanlış tanımlamakla alakalı evet. bir şey. Burada kesinlikle bir kişiyi metalaştırmak asla değil, söz evet. konusu değil. Burada can da bize emanet. Kesinlikle. Tabii. Yani kendi canınız nasıl ki size emanet, kendi canınıza değer vermez misiniz? Kesinlikle. Bu da bir emanet. Da yani bir emaneti, Allah'ın emaneti aslında bu dünyada hiçbir şeyin sahibi olmadığımızın evet. bir belirtisi. Çevrenin de mesela sahibi değiliz. O da doğanın emanet, da doğa da emanet, çevre de emanet. Aslında bu bir çevre bilincini de geliştiren bir çok şey. Çok doğru. Kesinlikle. Can emanet, çocuk emanet, emanet, herkes birbirine emanet. Evet. Yani bu asla bir metalaştırmak, sahip olmak değil. Buna değer vermek. Hatta sahibi olmadığını anlamak. Evet. Özellikle bunu vurgulamak ama maalesef bazen kavramlar dejenere edilebiliyor. Evet. Yani toplumun bir yarası, toplum açısından kültürel hayatta bir rolü var ama beraberinde siyasetin de konusu. Tabii. Baktığımızda mecliste İYİ Parti bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Evet. Reddedildi. Bu süreci biraz değerlendirir misiniz? Reddedilme nedenleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirirseniz evet. sevinirim. Şimdi tabii şöyle biliniyor, insanlar diyor ki işte önerge verildi, AK Parti reddetti. Kadına şiddetle ilgili önerge verildi, işte AK Parti MHP reddetti. O zaman AK Parti MHP şiddete karşı değil. Böyle bir çıkarım yapıyor. Bunu özellikle burada açıklamak istiyorum. Lütfen. İyi ki sordunuz. Önerge niçin veriliyor önerge? Bir araştırma komisyonu kurulsun diyor bununla ilgili. Biz niye reddediyoruz? Biz diyoruz ki zaten bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu, çok önceleri de kurulmuş, henüz yeni kurulmuş bir araştırma komisyonu da var. Var. Sayın Öznur Çalık başkanımızın başkanlığında bu komisyon kuruldu. Hı hı. Çok detaylı bir araştırma yaptı. Çünkü araştırma komisyonları süreli oluyor. 6 ay, 3 ay gibi. Çok detaylı araştırma yaptı. Kurumların hepsini davet etti. Sivil toplum kuruluşlarını davet etti. Tek tek onları dinledi. İçişleri Bakanlığı bu konuda ne yapmış? Adalet Bakanlığı bu konuda ne yapmış? Nerede eksiklik var? STK'ları çağırdı. Bu komisyon AK Parti, sadece AK Parti'den oluşan bir komisyon da değil. Bu araştırma komisyonunda tüm partiler var. Güzel. HDP var, MHP var, CHP var. İyi Parti var. Gerekiyor yani aslında. Daha önce de İyi Parti'nin katıldığı bir araştırma komisyonunda bu konular tartışılmış, görüşülmüş, rapor haline getirilmiş. Ve bu rapordan sonra da az önce bahsettiğim bir yasa teklifi verilmiş Adalet Komisyonu'na ve o Adalet Komisyonu'nda mağdurun sadece kadın olması ağırlaştırıcı sebep sayılmış, ısrarlı takibi suç saymışız, kadına ücretsiz avukat demişiz, takdiri indirim sebepleriyle ilgili düzenleme yapmışız. Yani bir araştırma komisyonu kurmuşuz, rapor sonucunda bir yasa teklifi vermişiz. Hı hı. Tabii ki bu insan ihtiyaçları ve sorunlar arttıkça yeni yeni düzenlemeler yapılabilir. Bakanlığımızın eylem planları var. Evet. Eylem planı ne demek? Biz önümüzdeki yıllar için bir hedefler koyduk. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz demek. Biz diyoruz ki bununla ilgili bir komisyon çalışmış. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapmışız. Eğer varsa bir yasal düzenleme öneriniz getirin. Bu da yapılsın deyin. Bu komisyonda yani, konuşulsun. Bu arada konunun istismar edildiğini düşünüyorum. Şimdi kadın, çevre, bunlar çocuk. Üzerinde aslında siyaset yapılmaması gereken konular. Soft konular, siyaset üstü konular. Ama bunu sırf siyaset malzemesi yapmak için, sırf herkese işte biz şiddetle ilgili önerge verdik, onlar da reddetti dedirtmek için
konulan bir şey. HDP her gün kadına şiddetle ilgili veriyor önergeleri. Ama samimi mi? Şuna bakalım. Daha dakika kız çocuklarını unutuyor. Daha kaçıran kim? Evet. PKK. Evet. Onları terörist olmaya zorlayan kim? PKK. Canlı bomba olarak bir kadını kullanan canlı kim? Bomba olarak kullanan kim? PKK. Ama PKK'ya bir terör örgütüdür deme cesaretini meclisin kürsüsünden gösteremeyen kim? HDP. Ve buna bütün bunlar olurken, Aybükü öğretmen gencecik kadın ya. Şehit edilirken, bunlar olurken çıkıyor diyor ki kadına şiddetle mücadele edin. Samimi mi? Soruyorum yani insanlara gerçekten samimi mi? Değil. Ama bunu bir siyaset malzemesi olarak kullanmak istiyor. Gelin diyoruz bu kız çocukların Diyarbakır annelerine bir şey deyin diyoruz. Bakın çocukları daha kaçırılmış orada feryat ediyorlar. Bu anneler kadın değil mi? Canlı bomba olarak kullanılanlar kadın değil mi? Ki baktığınız zaman kadın şehitlere hamile bir kadın var. Evet. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. Şehit ediliyor PKK terör örgütünün saldırısıyla. Yine başka bir çocuğun üzerine kurtarmak için atlarken şehit ediliyor. Şehit bunlar oluyor. Kadın değil mi? Bunların ismini bir gün siz kürsüde andınız mı? Hayır. Dolayısıyla ben burada vatandaşlarımızın samimiyete bakmasını rica ediyorum. Bu konuda biz gerçekten kararlıyız. Mevzuat düzeyinde birçok ülkeden çok daha ileri bir düzenlemeleri hayata geçirmişiz. Ve bu konuda biz elbette uygulamada bir takım sıkıntılar olabilir, sorunlar olabilir ama biz bunları aşmakta kararlıyız. Bu kararlılığımızı da her gün her şekilde gösteriyoruz. Bunu ilk 2002'de iktidara geldiğimiz günden beri gösterdik. Bugün de gösteriyoruz. Sıfır tolerans ilkesi diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade ediyor. Kadına şiddet insanlığa ihanettir diyor. Bir insanlık suçudur diyor. Hem bu konuda duruşuyla kadınların her alanda olması için yapılan düzenlemelerle de bunu açıkça gösteriyoruz. Açıklamalarınız çok değerli. En çok da bazı konuların siyaset üstü olduğu açıklamanız çok değerli. Sonuna kadar katılıyorum. Şimdi bir sonraki soruya geçmek istiyorum sevgili ekip arkadaşım. Bu çocuklar anneleri, konusunu da irdelememiz gerekiyor. Peki burada. Kadına şiddet olgusu ele alınmışken hemen bağdaştıralım sorularımızdan birisi de anneleri annelerin şiddetiyle alakalı. Kadına şiddet olgusu ele alınırken çocuklar da göz önüne alınmalı. Aile içi şiddete tanık olan çocuklar için neler yapılıyor? Çok taze bir haber de var biliyorsunuz. Evet Gaziantep. Evet çok konusu. Acı bir haber orada, var. Hele ki söz konusu anne olunca acı daha da büyüyor. Şimdi normal bir anne böyle bir şey yapabilir mi diye düşünebiliyorsunuz. Zaten akli olarak zihinsel sorunlu. Engelle çıkmış. Tabii biz yine kanunda ve anayasalarda çocuğun üstün yararı diye bir düzenleme getirdik. Çok güzel. Yani çocuğun hem ifadesinin alınmasında, psikolojik destek verilmesinde bu noktada düzenlemeler var. Yani çocuklara özel psikologlar eşliğinde ifadelerin alınıyor olması önemli. Ve hemen kurumlara yerleştirilmesi çok ve kurumlarda güzel. Gözetim altına alınması sadece fiziksel tedavi yönünden değil, psikolojik tedavi yönünden de. Tabii çocuklarla ilgili de anayasal ve yasal düzenlemelerde cinsel istismar, çocuk tacizi çok bunlarla mantıklı. İlgili en ağır cezaları, en ağır düzenlemeleri de yine biz getirdik ceza kanununda. Biz çocuk çok değerli. Çocuğun üstün yararı her şeyin üzerinde. O çocuğun hiçbir şekilde zarar görmeyeceği ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa hem Aile Bakanlığımız hem Adalet Bakanlığımız bu konuda hem düzenlemelerimiz var hem de buna azami dikkat gösteriyoruz. Tabii şu da önemli. Gerçekten bir mahallede, bir sokakta böyle bir şey oluyorsa aslında komşunun, mahallenin duyarlı olunması lazım. Ve bunu ihbar edebilmesi lazım. Evet. Çünkü herkesin aslında hem sorun yükümlülüğü de var aslında bu konuda. Kesinlikle yani böyle bir şeyi duyduğunda haberdar etme. Belki bu noktada ben oradaki muhtarlarımıza da önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Hani mahalledeki herkesin durumuyla haberdar olmak. Bu noktada Aile Bakanlığı'nın ASTEP projesi var biliyorsunuz. Evet. ASTEP'te aslında personel sayısı da gittikçe artırılıyor. ASTEP'te ailelere gidiyor. O ailedeki durumları tespit ediyor. Bunun da daha etkin hale gelmesi bu tür konuların da belki oluşmasını engelleyecek ya da varsa da anında haberdar olmamızı sağlayacak. Çünkü ASTEP yetkilisi eve girdiğinde evde daha çok sosyal desteklerle ilgili giriyor. Ama girdiğinde şiddete uğrayan var mı?
şiddete uğrayan bir kadın var mı, çocuk var mı, işte bir engelli var ama nereye başvuracağını bilmiyor. Engelli var mı ya da şiddete uğrayan bir engelli var mı? Aslında ASTEP görevlileri de bunları da aynı zamanda tespit etmiş olacaklar. Ben burada hem bu şiddet hem bu çocuk konusunda aslında topyekün bir mücadele edilmesi lazım. Yani üniversiteler, belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tek tek vatandaş olarak hepimiz. Yani hepimiz sorumluyuz. Kesinlikle. Eğer bırakın komşuyu, dünyanın bir ucundaki mazlumdan sorumluysak. Sorumluyuz. Çocuk söz konusuysa komşumuzdan özellikle. Haydi sorumluyuz. Dolayısıyla biraz o bir bencillikten de biraz uzaklaşmamız lazım. Yani bu kelebek etkisi var ya, dünyanın bir ucundaki sorun aslında bir gün gelip sizi bulacak. Sizin mahallenizde olmasa bile başka bir mahalledeki sorun bir gün gelip sizi bulacak. Yani hiç duyarsız kalamayız. Hele hele ki kendi mahallemizdeki bir şeyi asla duyarsız kalamayız. Kendi şehrimizde, kendi ülkemizde, dünyada. Çünkü herkes birbirine bağlı. Ufacık bir kötülük hepimizi etkileyecek. Etkileyecek. Kesinlikle katılıyorum. Bu bağlamda cezaların caydırıcılığını da biraz irdelememiz gerekir. Siz de bir hukukçu olarak az önce izah ettiniz. Tabii hafifletici nedenlere yönelik atımlar atıldı ama uygulanan cezaları caydırıcı nitelikte buluyor musunuz siz? Ben şunu düşünüyorum. Ki bu konuda kamuoyunda da tepkilere de dönüşüyor biliyorsunuz. Yani aslında bana göre şu anki düzenlemelerdeki cezalar oldukça caydırıcı. Hı hı. Ama bazen şu oluyor, her dosyanın kendine özel bir durumu oluyor mahkemelerde. Hı hı. Biraz da sosyal medya maalesef bilgi kirliliğine de neden olabiliyor. Hı. Yani daha dosyanın içeriğini bilmeden, konusunu bilmeden işte şöyle bir suç işlendi, şu serbest bırakıldı gibi ifadeler oluyor. Hı hı. Bazen tutuksuz yargılanmayla sanki tamamen suçsuzmuş gibi beraat gibi algılanıyor. Halbuki tutuksuz yargılanma ayrı bir şey. Bazen denetimli serbestlikte bırakılabiliyor. O dosyada hakim belirli şartların oluşması halinde, yani tutuksuz yargılanma cezasızlık değil. Değil. Bu cezasızlık gibi algılanıyor. Evet. Yargılanacak, sonunda bir ceza çıkacak ve o ceza sonucu tutuklanacak. Ama olayın ilk anında, o ilk tepkilerle davanın ilk aşamasında eğer o dosyanın niteliği işte tutuksuz yargılamayı gerektiriyorsa suç bu, hemen serbest bırakıldığı gibi algılanıyor. Evet. Bu biraz da algının böyle oluşmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yoksa hem çocukla istismarla ilgili hem kadına şiddetle ilgili bizim kanunumuzdaki düzenlemelerdeki cezalar oldukça caydırıcı. Hı hı. Tekrar etmek istiyorum. Lütfen. Maalesef insanlar bir suçu işlerken ben bunda ne ceza alacağım diye işlemiyor. Yani evet cezaların caydırıcı olması önemli. Belki burada şu da medyada şu oluyor bazen de. Suç işleniyor, işte tutuksuz yargılandı diyor ama sonrasını haber yapmıyor. Yani sadece o kısmı haber oluyor. Fikri takip dediğimiz süreç işletilmiyor. Evet, şu kadar ceza aldı ve şu kadar mahkum oldu konusu. Ya haber yapılmıyor ya da dikkat çekmiyor. Olayın ilk sıcaklığından sonra dikkati çekmiyor. Ben cezaların caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi her dosyanın kendine özel durumu var. Avukat olduğum için biliyorum. Her bazen bir vekil gelir yani der ki işte benim komşumun oğlu da böyle bir şey yaptı ama böyle aldı. Yani her dosyanın kendine özel durumu var. Her suçun, her işlenişin, failin durumu, mağdurun durumu, işleniş şartları bunların hepsi kapsamlı. Ben burada yargımıza ve hakimlerimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki belki eğer yanlış bir karar verildiyse bunun hukuki yolları da var. Yolları var. Yerel mahkeme eğer hatalı bir karar verdiyse Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'dan sonra bir üst kurula gidebiliyor. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden Anayasa Mahkemesi'ne gidiliyor. İşte adil bir yargılama yoksa Anayasa Mahkemesi. Ondan sonra insan hakları. Yani hukuki yollarımız da sonuna kadar açık. Açık. Kadına şiddetin nedenleriyle devam etmek istiyorum. Sosyolojik ve ekonomik nedenleri hakkında da değerlendirmeler yapmanızı istiyorum Sayın Vekilim. Çünkü olayları o kadar net ve güzel açıklıyorsunuz ki bu konuda da bir aydınlatma yaparsanız. Komisyon da bu konuyla ilgili raporlarında çok detaylı araştırmalara yer verdi. Şimdi tabii şöyle şunu bazen şu söyleniyor. Diyorlar ki işte ekonomik nedenler şiddeti doğuruyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani sırf ekonomik sıkıntılar, yani ailede içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar tek başına şiddeti doğuran bir olay değil. Tek başına etkin değil diyorsunuz. Tek başına etkin değil. Aslında
Asıl önemli olan aile bireylerinin bir çatışmayla, bir krizle, bir sorunla karşılaştığı zaman bunu nasıl yönetebileceğini öğrenmesi. Yani kriz yönetimini öğrenebilmesi. Bu bazen ekonomik sıkıntı olur. Bazen eşlerden birinin yaptığı bir kıskançlık durumu olabilir. Psikolojik bir problem olabilir. Bir tarafın karşı tarafta gördüğü bir hata olabilir. İyi ifade edememe olabilir. Az önce aile bütünlüğünde söyledim. Yani en önemli sorun aslında iletişimsizlik, çatışma çözümünü bilememek. Tabii burada şunu da söyleyeyim, hemen ekonomik deyince mesela Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı bir toplantıda, demişti ki işte evine ekmek götüremeyen, işi bulamayan erkek ne yapacak? Gelip evde karısını döver dedi. Böyle dedi yani. Bu şiddeti meşrulaştıran bir açıklama. Kelime olarak. Yani böyle bir ifade kullandı. Ben şaşırdım yani, bu önergeleri verip de lider o partinin siyasi genel başkanının böyle bir açıklama yapması hayretler verici. Şimdi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın bir uygulaması da var. Aile okulu uygulaması. Evet. Aslında orada öğrenci velilerine yönelik aile içi iletişim, çatışma, yine evlenmeden önce aslında yerel yönetimlerini yaptığı evlilik okulu projeleri var. Bunlar zorunlu değil ama teşvik edilen konular. Yani evlenmeden önce bir aile kurulunda nelerle karşılaşırız? Çünkü iki tane farklı hayat bir araya gelecek. Tabii. Herkesin alıştığı bir düzen var ve bir arada yaşamaya başlayacaklar. Bazen ev arkadaşları içinde bile sorun çıkıyor. Tabii. Yani iki insanın aslında bence iletişimi dünyanın en zor işi. En zor işi. Siz ne söylediniz? Ben ne anladım? Siz ne demek istediniz? Benim yetiştiğim sosyal koşullar, sizin yetiştiğiniz koşullar, aileler aslında belki evlilik iki kişi arasında oluyor ama aileler arasında oluyor gibi bazen. Tabii. Çoğu zaman tabii. Çünkü aileler, o ailenin gelenekleriyle, görenekleriyle tabii, yetişmişsiniz. Tabii. Onların çatışması. Yine Aile Bakanlığımızın aile danışma merkezleri var. Ben burada sizin vasıtanızla şunu da duyurmak istiyorum. Lütfen buyurun. Hem Büyükşehir Belediye'mizin hem Aile Bakanlığımızın aile danışma merkezleri var. Ücretsiz. Lütfen onlara başvurun. Yani hiç şunu düşünmeyin. Benim sorunum mu var? Psikolojik sorunum mu var? Ben niye gideceğim? Öyle düşünmeyin. Asla öyle düşünülmemeli. Asla öyle düşünmeyin. Aile içi iletişimi nasıl güçlendirebilirim? Çocukların ergen sorunları var, psikolojileri var. Bunlarla nasıl baş edebilirim? Anne baba okulları vardı Anne mesela. Anne baba okulları gibi aslında bunlar. Aile danışma, ne kadar önemliydi. Aile danışma merkezlerine lütfen başvursunlar. Hem erkekler, hem kadınlar, hem çocuklar. Çünkü bu şiddetin en önemli sebeplerinden bir tanesi, o bir sorunla karşılaşıldığı zaman o sorunu nasıl çözebileceğini, nasıl yönetebileceğini bilememek. Bir takım dediğim gibi sosyal yetişme şartlarından öğrenilmiş bir takım yanlış kurallar. Bunların hepsini aşabilmesi karşılıklı anlayışla mümkün, empatiyle mümkün. Onun yetiştiği şartları anlamakla mümkün. Düşünün, evde babasından, annesinden sürekli şiddet görmüş bir çocuk. Başka türlü problem çözme yöntemini bilmiyor. Böyle yetişmiş. Kurduğu yuvada aynı şeyi yapacak. Kurduğu yuvada belki de onun yardım alması gerekecek. Tabii, kesinlikle aslında. O noktada da yani şiddetin tabii çok çok boyutlu sebepleri var. Bunlar tabii. Sosyolojik sebepleri var, aile içi yetişme sebepleri var. Dediğim gibi medyadan öğrenilen sebepler var maalesef. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları bile olmaz çocuklar üzerinden tabii. Sürekli. Öldürmeye yönelik oyunlar. Şiddeti körükleyen paylaşımlar. Ve bundan haz duyma. Tabii. Yani bu çok boyutlu. O yüzden diyorum ben, hem STK'lar hem üniversiteler, yani bu konu üzerinde biraz kafa yorup el birliğiyle nasıl önleriz? Sadece cezai boyutu bir yana. Hükümet cezayı yapacak, mevzuatı yapacak, onları yapacak. Ama biz ne zaman harekete geçiyoruz? Suç işlendi, şiddet oldu. Ondan sonra ne yapabiliriz diyoruz? Ne diyoruz? İşte şiddet önleme izleme merkezine git, çocuğu koruma altına al, ceza ver. Ama asıl önemli olan bu doğmadan önce ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani şiddet olgusu oluşmadan önce bizim üzerimize ne düşünüyor ve ne yapabiliriz? Bununla ilgili belki akademik araştırmalar da gerekebilir. Bunların veri analizleri yapılabilir. Tabii şu da önemli, kadının eğitim seviyesi arttıkça, sosyal hayatta daha fazla yer aldıkça, siyasi hayatta daha fazla yer aldıkça, bunun bu suçun işlenmesine de bence etki yapıyor. Daha olumlu yönde gelişme sağlamaya neden oluyor diye düşünüyorum. Açıklamalar çok güzel. Evet.
Kooperatiflerle devam edelim. Edelim. Sizden. Ben hemen o soruyu aktarayım. Kadın kooperatiflerindeki son durumu aktarmak ve sormak istiyorum. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi başarılı bir organizasyon olarak başladı. Gerçekten takdir ettik. Çok güzel bir projeydi. Bu projenin gelişmesini merak ediyoruz, güncelliğini merak ediyoruz vekilim. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben daha önce Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bir alt komisyon başkanlığı yapmıştım. Kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kadının kamu olanaklarına ulaşımının kolaylaştırılması ile ilgili. Onu da bir rapor haline getirdik. O raporu tüm bakanlıklarımızla da paylaştık o zaman. Ve bu raporun hemen akabinde Ticaret Bakanlığı, Aile Bakanlığı, bir bakanlık daha, şimdi bakanlığın ismini unuttum. Üç bakanlık bir protokol imzaladılar. Hı hı. Kadınların, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi yönünde. Tarımla ilgili bir bakanlık. Tarım Bakanlığı. Güzel yardım ettiniz. Evet, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile Bakanlığı. Aile Bakanlığı. Üç bakanlık bir protokol imzaladılar. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi. Bu dediğinizden önce. Hı hı. Bu sonra Avrupa Birliği. Ön giriş, girizgah olmuş aslında. Ve bunda şu yapıldı. Bütün illerdeki kadın kooperatifleri bir araya getirildi. Bunu sekreteryasında o ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yaptı. Çok yine güzel. Tarım Bakanlığı'ndan müdür ya da uzman, yine Ticaret Bakanlığı'ndan uzman bir araya geldiler kadın kooperatifleriyle. Siz hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Nasıl kurdunuz? Nasıl geliştirebilirsiniz? Hem şu anda onlara, durum nedir? Şu anda durum nedir? Hem onlara proje desteğinde bulundular. Mesela o ildeki tarım müdürlükleri şu işi yaparsan daha iyi gelişme sağlarsın. Çok mesela güzel. Bursa'dan örnek vereyim. Dağ Kadı Kadın Kooperatifi, hı hı, Ekinezya ile ilgili bir proje yaptı. Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle. Çok güzel. Tıbbi bir aromatik bitki Ekinezya'yı üretmeye başladı. Onun çayını, kurutulmuş bitkisini üretiyor şu anda. Farklı projeler var. Ve bu toplantılar sonucu kooperatiflerin bir takım talepleri oldu. İşte kooperatif kuruluş işlemlerinin bir takım zorlukları olduğunu ifade ettiler. İşte ticaret gazetesine sicil ilan ücreti, munzam aidat, aylık aidat gibi. Ve biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yaptık. Çok güzel. Kadın emeği olan kadın kooperatiflerini bu giderlerden muaf tuttuk. Evet. Çok bu, güzel bir giriş. Bu nasıl oldu? İşte önce kadın kooperatifleriyle bir araya gelme, onları taleplerini dinleme, aldınız. Onların taleplerini alma ve bunu meclisten geçirme. Çok güzel uygulama. Bir süreç oldu. Ve bitmedi. Tabii ki bu kooperatifin kurulması tek başına önemli ama sürdürülebilir olması çok daha önemli. Aslında bu son projede Çalışma Bakanlığı da var bu işin içinde. Ticaret, Tarım, yine Aile Bakanlığı da var. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesinden amaç hem sürdürülebilirliği sağlamak hem de kadın istihdamını artırmak. Çok Çünkü güzel. Kadın kooperatifi eğer güçlenirse, kendi ayakları üzerinde durur ve devam ederse ne yapacak? Bir kadını istihdam edecek. Tabii. Aynı zamanda bu kadın istihdamının anahtarı gibi oluyor kadın kooperatifçiliği. Ve Bursa'da da mesela 7-8 civarındaydı kadın kooperatifi. Şu anda çok fazla. Bugün 50'leri geçmiş tabii, durumda. Tabii. Ve çok güzel çalışıyorlar. Çok da güzel çalışıyorlar. Yani Oylat Kadın Kooperatifi var. Mesela BEPKA Kalkınma Ajansı'ndan bir proje sundu. O projesi onaylandı. Ve onunla ilgili gelişme kaydediyor. Hemen hemen her köyde. Evet, Orhanili Kadın Kooperatifi var. Tabii burada yerel yönetimlerin desteği de çok önemli diye düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediye'miz de şunu yaptı. Özellikle salgın döneminde bu vefa destek paketlerini kadın kooperatiflerinden aldığı ürünlerle oluşturdu. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Evet. Yani vefa destek paketlerini insanlara ulaştırırken biliyorsunuz salgında evinden çıkamayan yaşlılar vardı. İnsanlar muhtaç durumda insanlar vardı. Aslında belediyeler tüm etkinliklerindeki sunacakları her türlü kadın kooperatifin üretebileceği her şeyi içinde yer alarak uygulasa kadın kooperatifleri bu, çok daha güzel. Bu ilk uygulamasıydı ve de çok da güzel çok sonuç güzel. Aldı. Ve yine şunu yaptık Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Bursa ölçeğinde söyleyeyim. Bursa'daki bütün köy kadın derneklerini ve kadın kooperatiflerini çağırdık. Bir araya toplandık. Onları dinledik. Çok güzel. İhtiyaçlarınız neler, hangi konuda sorun yaşıyorsunuz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizzat kendisi eşini de yanına alarak tek tek bu kooperatiflere dolaştı. Ne kadar güzel. Dolaştı ve yerel yönetim olarak vereceği destekleri de verdi. Ama aynı zamanda kooperatifler, kadın kooperatiflerine şunu yaptı Ticaret Bakanlığı, 200 bine kadar hibe projeleri
hayata geçirdi. Bu da çok değerli. Bu çok önemli. Özellikle söylüyorum, hibe, geri ödemeli değil. Değil. Kadın kooperatiflerin sundukları projelere makine ekipman desteği, personel desteği, belirli kriterleri var. 200 bine kadar hibe. Ben bazen çok diyorum güzel. Ki bir kişi gidip babasından, ailesinden 200 bin para ver, işte iş kuracağım dese vermez. Vermez. Ama devlet kadın kooperatifine veriyor. Hele burada kadınlar söz konusu, birleşip evet, güzel evet, bir kesinlikle. Şey üretiyorlar. TKDK'nın destekleri var. Kalkınma ajanslarının destekleri var. Biz genel merkez kadın kolları olarak da şöyle bir proje başlattık. Onu da hemen burada ifade edeyim. Kadın emeği Türkiye'nin istikbali projesi dedik. 80 ilimize biz genel merkez kadın kolları olarak gittik. O ildeki kadın kooperatiflerinin önce bir hikayelerini dinledik. Çok güzel. Güzel hikayeleri böyle bir oradaki arkadaşlarımız videoya çektiler. Çok ve güzel. O ilde girişimci olmak isteyen kadınları davet ettik. Bu bir teşkilat toplantısı değildi. Halka açık bir toplantı ve bir iş fikriniz varsa, bir şey yapmak istiyorum diyorsanız gelin dedik. Kimleri çağırdık o toplantıya? Ticaret Bakanlığı'ndan bir uzman, Tarım Bakanlığı'ndan bir uzman, Kalkınma Ajansı'ndan bir uzman, TKDK'dan eğer o ilde varsa bir uzmanı çağırdık. KOSGEB'den bir uzman. Dedik ki bir iki dakika anlatın. Ben bir kadınım, iş kurmak istiyorum. Sizin kurumunuza nasıl gelebilirim? Ne yapmam gerekir? Böyle hap bilgi gibi diyoruz ya. Bir iki dakika anlatın dedik. Yani KOSGEB'e nasıl eğitim alınır? Online eğitimler var KOSGEB'de. Nasıl başvurabilirim? Nasıl proje yapabilirim? Her uzman çıktı bunu anlattı ve her birisi dedi ki benim telefonum bu, kurumun yeri bu, istediğiniz zaman gelin başvurun. Bu şunu getirdi. Yani Ankara'dan gelip anlatmak yerine o ilin bu işle ilgilenen yetkililerini oradaki kadın birebir gördü. Ve bu işi başarmış kadınları sahneye çağırdık. Onların hikayelerini dinlettik ve bu bir cesaret verdi. Tabii. Bir model oluşturdu. Dedi ki bu işi yapmış bir kadın var ve gelin kurum burada destekler ne anlatacağız diyen kurum yetkilileri var. Yani devletin sıcak yüzü var. İnsanlar biliyorsunuz yıllar önce bir devlet kurumuna gitmekten korkardı. Bence AK Parti'nin yaptığı en önemli bir şey bu devlet-millet kaynaşmasını sağlamaktır. Orada devletin yetkilisi, kurumun yetkilisi diyor ki ben buradayım, iş fikriniz varsa gelin görüşelim. Bu 81.sini de İstanbul'da yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla 81 ildeki kadın girişimcileri buluşturacağız. Finali de bu şekilde yapmış olacağız. Biz böyle bir broşür de hazırladık. Çok bunu güzel. Kadın kollarımız vasıtasıyla da tüm kadınlara dağıtmak istiyoruz. Devlet üreten kadınların yanında gösterelim efendim. Hangi kurum ne destek veriyor, nasıl başvurabilirsiniz diye. Böyle küçük bir broşür hazırladık. Çok önemli bir projedir. Kadını destekleyen. Evet, evet. Çok değerli bir proje. Burada kadın dostu kentler çalışmasından da biraz bahsetmek isterim. Ona geçmeden önce ben öyle bir projeyi de söylemek evet. istiyorum. Lütfen. Burada var. Bunu da gösterelim. Bunu da gösterelim vekili. Burada özellikle şurada nerede kalmıştık diye yazıyor. Evet. Biz az önce şiddet bütün konulardan evet. bahsettik. Kadının eğitim hayatına yer almasını bu konuda çok önemsiyoruz. Diyoruz ki bir şekilde eğitim hayatını yarıda bırakmış kadınlar var. Eğitim hayalin gerçek olsun. Evet, çok şu diğer güzel. Kısmını da gösterebilirsiniz. Arkasına, evet, nerede kalmıştık? Okumamış, okuyamamış ya da evet. okutulamamış her bir kız çocuğu toplum, millet ve ülke için çok büyük bir kayıptır. Arkası da şöyle. Ve eğitim hayatını yarıda bırakmış kadınlar desinler ki diyoruz, nerede kalmıştık desinler. Bulundukları yerlerdeki, ilçelerdeki halk eğitime başvursunlar. Çok güzel. Ve dışarıdan ortaokulu, liseyi bitirsinler. İnşallah üniversiteye de giderler. Bunlarla ilgili çok güzel hikayeler var. Yani belirli sorunlar yaşamış, babası göndermemiş ya da oturduğu yer okula uzakmış, 28 Şubat sürecinde gidememiş, içinde okta kalmış. Nerede kalmıştık deyin. İlla ki bir çalışma hayatı ya da üniversite için değil. Kendiniz için, evet. Öğrenmek için evet. nerede kalmıştık deyin, başlayın. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayeleri de yürütülen bir proje. Biz bu projeye başladık. 21 bin kadın açıktan eğitime başvurdu. Harika. Eğitimler devam etti. Bu yıl 11 bin kadın başvurdu. Belirli dönemlerde başvurular oluyor. Ocak ayında da yeni kayıtlar başlayacak. Buradan duyurusunu yapmış olalım. Lütfen başvurunuzu yapın. Ben artık matematik bilmiyorum, Türkçe bilmiyorum, nasıl öğreneceğim derseniz mahallede 12 kişi bir araya geldiğinizde halk eğitim size ücretsiz
öğretmen veriyor. Ben burada hemen bir slogan oluşturmak istiyorum vekilim izninizle. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız, değil mi? Kesinlikle. Evet. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Bu noktada tabii halk eğitimi de kısacık bir vurgu yapayım. Lütfen. Halk eğitimi aslında sadece dikiş nakış kursu veren bir yer değil. Bunu da söyleyeyim. 3000 modüle yakın kurs var. Yani keman öğrenmek istiyorum dediğinizde. Keman, piyano. Burada önemli olan 12 kişi bir araya geleceksiniz. Bir yer temin edeceksiniz mahallenizde. Bir yer bulacaksınız. Bu bazen muhtarlıkların üst katı olur. O yerde bir kafe, bazen kafe sitelerde, olur, çay bahçesi olur. Bazen sitelerin lokalleri oluyor, onlar olabiliyor. Yani doğru. Yer ve kişi belirli bir sayıya ulaştığında halk eğitim her konuda ücretsiz öğretmen veriyor. İş hayatına hazırlamak için de mesela eldiven dikişiyle ilgili bir kursu vardı Osman Gazi'deki halk eğitim. Ve oradaki kadınlar hemen işe yerleşti. Ne kadar değerli. Burada tabii bizim sanayimiz gelişmiş bir yer. Ticaret ve sanayi tabii. Odası, halk eğitim, belediyeler. Burada her şey işte koordinasyonu gerektiren bir çalışma. Evet. Doğru. Buyurun Sayın Nuri Yavuz. Kadın dostu kentlere girelim mi? Bu konuyla ilgili açıklama yapmak ister misiniz? Şimdi aslında belki aile ve kadın dostu demek daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü aile daha kapsamlı. Çocuk ya yani bir anne bir kadına sorduğunuz zaman sizi ne mutlu eder diye çocuğunun şartlarının iyi olması kadını mutlu eder. Kesinlikle katılıyorum. Yani biz siyaseten de kadına gittiğimiz zaman kime oy verirsiniz dediğiniz zaman bile çocuğunun geleceğiyle ilgili konularda oyu bile belirliyor. Öncelik, yani bence tabii. Çocuk, eş, kadın yani aile dostu kenti, aile ve kadın dostu kenti önemsiyorum. Bu nedir? Aslında bir KADES uygulaması da kadın dostu bir uygulama. Belki ulaşımdan çalışma hayatına kadar kadınlara yönelik düzenlemeler yapılması. Bu noktada bizim aslında hükümet olarak da esnek çalışma, süt izni, doğum izni, bu konuda erkeğe de izinler verilmesi, çalışma hayatındaki şartların iyileştirilmesi. Bunlar hepsi hem kadına, aileye yönelik çalışmalar. Tabii bugün, hatta bugün Büyükşehir Belediye'mizin bir kadınız biz diye bir programı olacak. Programı saat 2'de. Olacak. Ceyda Düvenci. Ceyda Düvenci katılacak. Evet, katılacak. Bu da aslında yerel yönetimin kadına dair bir uygulaması. Evet. Yine aile danışma merkezleri, kadın ve aile danışma merkezleri yine hem kadını hem aileyi ilgilendiren hususlar. Ben yerel yönetimlerin bu konuda çalışmalar gerçekleştirdiğini düşünüyorum. İmar planları oluşturulurken bunların okulların, okul yerlerinin, ulaşım konut yerlerinin düşünülmesi bunlar hep aile ve kadına yönelik düzenlemeler. Aslında sosyal konut projeleri dahi. Bu konuda aslında hem kadını hem aileyi destekleyen projeler diye düşünüyorum. Çok değerli. Bir de şu şeyi irdelemek istiyorum. Bursa rakamı bu. 850 bin çalışan iş gücü piyasasında sigortalı çalışanımız var. Evet. Az önce de irdelediniz çalışan kadın şartlarından. Evet. 250 binden fazla sigortalı çalışan kadınımız var iş hayatında. Evet. Aktif çalışır durumdalar. Kadının iş hayatındaki rolü beraberinde bir de kadının siyasetteki rolüyle ilgili de değerlendirme yaparsanız sevinirim. Evet. Şimdi tabii aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması da önemli kadının iş hayatında yer almasında. Şu an Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bir alt komisyon çalıştı buna. Kadınların aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması. Çünkü çalışma hayatında bulunmak az önce dediğim gibi çocuğunuz küçükse ayrı bir zorluk oluyor. Bu konuda yine Büyükşehir'in açtığı ana kucağı projelerinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her mahallede bir ana kucağı projesi önemli. Yine organize sanayi bölgelerinde belki kreş sayılarının artırılması. Ve bu konuda belki işverenlerin daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer çalıştığı yere yakın kreşler olması durumunda kadın çalışma hayatında daha fazla yer alabiliyor. Yine esnek çalışma zamanları da önemli. Ben burada Türkiye çapında bazı örnekler vermek istiyorum. Kadının Türkiye ölçeğinde iş gücüne katılım oranı %35. Kamuda çalışan kadın %40. İş hayatında çalışan kadın %36 civarında. Mesela kadın profesör oranı %32, doçent oranı %39, büyükelçi oranı %25, sağlık sektöründe kamu çalışan kadın oranı %56, araştırma görevlisi %51.
Yani aslında bu rakamlar gittikçe de artıyor. Artıyor. Nasıl artıyor? Hem az önce bahsettiğim eğitim şartlarının, olanaklarının artmasıyla. Şimdi aslında her ilde bir üniversite kurulması da çok önemli. Özellikle kız çocuklarının üniversiteleşmesi açısından. Çok ki doğru. Şu an kız çocuklarının üniversiteleşme oranı erkekleri geçmiş durumda. Erkekler %40'larda, kadınlar %47, %48'lerde. Birincisi bu. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak hem çalışma hayatında var olmayı artırıyor hem de siyasette var olmayı artırıyor. Çünkü oradan hem ülke sorunlarına karşı daha duyarlı oluyorsunuz, öğreniyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Toplumu da kalkındırıyor. Bir özgüven de elde ediyorsunuz. Tabii. Ve ben de yapabilirim diyorsunuz. Aslında 80 ilde yaptığımız bizim kadın çalışma hayatında ben de yapabilirim fikrini vermek. O yapmış, ben de yapabilirim. Bu noktada ben rol modellerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Çalışma hayatındaki rol modeller, eğitim akademi hayatındaki rol modeller, siyasi hayattaki rol modeller. Şimdi biliyorsunuz mecliste kadın temsil oranı %2'lerdeydi, %4'lere çıktı ve uzun bir süre 2001'lere kadar %4'ü aşamadı. AK Parti iktidarından sonra bu %11, 14, şimdi 17'ye yükseldi. Evet. Dünya ortalaması da %25. Hı hı. Şu an %17 kadın milletvekili var mecliste. Dünya ortalamasını yakalamak üzere yoldayız. Neredeyse yakalamak üzere. Evet. Tabii burada ben Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu konuda samimiyetle yol açıcı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kadın meclis üyelerinin belirlenmesinde her üç kişiden birinin kadın olsun şeklindeki önerisi, tavsiyesi. İl başkanlıkları kurulurken orada kadın yönetim kurulu üyesi sayısının artırılması. Başlı başına genel merkez kadın kolları 5,5 milyonu aşan üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve kurumsallaşmış bir yapı. Başka hiçbir partide böylesine kurumsallaşmış bir kadın kolları yok. Her ilde, her ilçede, her mahallede, her sandıkta teşkilatımız var. Bu ne demek? O mahalledeki mahalle başkanı mahallesiyle ilgileniyor, siyaset yapıyor demek. Sandık yönetim kurulu üyesi siyaset yapıyor demek. Yani 600 bine yakın teşkilat mensubuyla AK Parti kadın kolları adeta bir siyaset okulu vazifesi görüyor, siyasetçi yetiştiriyor. Ben mesela Bursa'da daha önce AK Parti il yönetimlerinde bulundum, kadın kolları başkanlığı yaptım. Yıllarca 2001'den itibaren bütün teşkilatlarda bulundum ve 2015'te nasip, tabii bu nasip olayı, milletvekili olduk. Şu an mecliste birçok arkadaşımız, teşkilatlardan yetişmiş arkadaşlarımız. Yani bizim kadın kollarımız aynı zamanda bir siyaset okulu vazifesi de görüyor. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Her ne kadar kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok ülkeden önce verilmişse de maalesef kadınlar arasındaki ayrımcılık, yani tüm kadınlar seçilme hakkını ancak 81 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ile kazandı. Yani çok kötü şeyler yaşadık. Bu kadını haddini bildirin, dışarı çıkarın gibi. Çok şükür bugün artık bunun aslında suni bir, yapay bir sorun olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde de başörtüsü sorununu çözdük. Oradan bir konuya geçeceğim ama. Şöyle söylemek istiyorum. Sizinle sohbet çok güzel. Reklama 3 dakikamız var ve çok önemli bir konumuz da var. Çok taze bir konu. Tamam. Sevgili Nuri Yavuz, lütfen aktarırsan. Reklamdan sonra mı yapalım, şimdi mi yapalım? Arzu ediyorsanız reklamdan sonra yapalım. Reklamdan sonra yapalım. Ben de azıcık su içeyim. O zaman ben hemen sevgili yönetmenime dönmek istiyorum, rejiye dönmek istiyorum. Sevgili ekip arkadaşlarımın vasıtasıyla çok değerli izleyenlerimize diyorum ki güzel bir sabah bizim için. Sevgili ekip arkadaşım gazeteci Nur Yavuz'la birlikte ilk canlı yayınımızda, Lider Haber Televizyonu'nda Güne Dair programındaki ilk canlı yayınımızda ilk bölümün sonucundayız aslında. Reklamlar için kısacık bir ara vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Lider Medya Televizyonu'ndan Güne Dair programından tüm izleyenlerimize bir kez daha günaydın. Efendim, Güne Dair programı bugün ilk kez canlı yayında Lider Medya Televizyonu'nda. Bundan böyle açılışta da belirttiğim gibi her haftanın her günü, hafta içi her gün saat 10 ile 12 arası canlı yayında huzurlarınızda olacağız. Ekip arkadaşım gazeteci Nuri Yavuz'la birlikte. Bu sabah ilk programımız çok şanslı olduğumuz üzere çok değerli bir konukla başladı. Sohbetimiz, konular çok değerli. AK Parti Bursa Milletvekilimiz, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Adalet Komisyonu üyesi Emine Yavuz Gözgeç stüdyomuzda. Bir saat boyunca aslında kadına şiddeti konuştuk, yapılan uygulamaların değerini konuştuk. Kadın üzere çok şey konuştuk vekilim. Şimdi İstanbul'daki programa geçeceğim ama zannediyorum sizin aktarmak istediğiniz noktalar var. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir önceki konumuz işte kadının siyasette, kadının çalışma hayatında yer almasıyla ilgiliydi. Ben bu noktada özellikle 28 Şubat sürecinin aslında kadınların çalışma hayatında ve siyaset hayatında yer almasının önüne çok büyük bir engel oluşturduğunu söylemek istiyorum. Çünkü birçok insan eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. İşte Merve Kavakçı'nın meclisten bu kadına haddini bildirin, dışarı seslerini hiç unutmuyoruz. Yine eğitim hayatında kadınlar başörtülü olarak eğitime devam etsinler diye biliyorsunuz mecliste bir karar alınmak istendi. Ve o zaman manşetler atıldı. 400 el kaosa kalktı diye. Ve o kararı, meclisin kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürenlerin içinde Kılıçdaroğlu'nun imzası da var. Bunu niye söylüyorum? Bugün Kılıçdaroğlu az önce dedik ya siyasi istismar diye. Çıkıyor diyor ki başörtüsünün sorununu çözmek için ben yasa teklifi veriyorum. Başörtüsü sorununu Sayın Cumhurbaşkanımız çözmüş zaten. Ve bu sorun yaşanırken sizin nerede durduğunuz belli. Siz 400 el kaosa kalktı deyip meclisin verdiği kararı ki bugün parlamenter sisteme dönelim meclisin kararları diyenler meclisin o gün aldığı kararı koşa koşa Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Ve yine bir televizyon programında Kılıçdaroğlu çıkıp diyor ki bez parçası. Sunucu diyor ki ben ona örtü demiyorum, çul diyorum diyor. Ve bunu onaylarcasına evet bir metrelik bez parçası diyor. Ve sonra ekliyor diyor ki ömür boyu takacaklar diye bir kural mı var diyor. Yani bu kadar yabancı ve başörtüsünü niye takıyoruz, neden takıyoruz? Yani bunu ömür boyu mu takacaklar diye bir kural mı var diyor. Ve ikna odalarını kuran CHP'de yetkili bir konumda oluyor. Bütün bunları yaparken, sorun çözülmüşken, artık insanlar rahatlıkla eğitim hayatına devam ederken, mecliste yer alırken, çalışma hayatında yer alırken çıkıyor. Diyor ki ben teklif veriyorum. Biz de hodri meydan dedik. Anayasa teklifi veriyoruz. Burada başörtüsünün gerçekten bir turnusol kağıdı vazifesi gördüğünü düşünüyorum. Özgürlüklerden yana olma konusunda, inanç özgürlüğünden yana olma, kıyafet özgürlüğünden yana olma. Her kadın kendini nasıl ifade etmek istiyorsa, nasıl var olmak istiyorsa toplumda öyle var olabilmesinin önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımız. Öncesinde de aslında bir engel yoktu. Anayasada da bir engel yoktu. Yasalarımızda da yoktu. Özgürlükçü olmayan yasakçı zihniyet bu sorunu oluşturdu. Ve özgürlüklerden yana olan AK Parti de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunu çözdü. Dolayısıyla çözülmüş bir sorun üzerinden kendine bir yer çıkartmaya çalışmak, bir siyasi malzeme konusu yapmak onlara yakışıyor diyor. Evet. Devam edelim. İstanbul'a devam edelim. İstanbul'daki AK Parti programına katıldınız. İzlenim ve düşüncelerinizi merak ediyoruz vekilim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz az önce söyledim Genel Merkez Kadın Kolları sandık yönetimlerine kadar teşkilatlanmış durumda. Biz şöyle bir çalışma da başladık kadın kolları olarak. Dedik ki her gün bugün her mahallede bir sandık, her gün her mahallede her sandık. Yani sandıkta seçmenlerle, o sandıkta oy kullanan seçmenlerle bizim kadın kollarımız birebir yüz yüze iletişime geçsinler. Böyle bir çalışmayı başlattık bütün kadın kollarımıza. İstanbul'da yapılan çalışmada birlik, irade, zafer, İstanbul teşkilatının, tüm teşkilatının gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe her sandıktaki sandık yönetim kurulu üyelerimi,
mahalle başkanları, yönetim ilçe yönetimleri, il yönetimleri hepsi beraber stadyumda bir arada hem il başkanı, İstanbul il başkanı hem de cumhurbaşkanı ile beraber İstanbul'un sözü var dediler. 96 bin kişi. Evet, 96 bin kişi İstanbul olarak söz veriyoruz dediler. 2023'e giderken biz her sandıkta görevimizi yapacağız. Her seçmenle birebir iletişimde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği bir söz var. Çalmadık kapı, dokunmadık yürek, bırakmayacağız. Bizim de kadın kolları olarak şiarımız bu. Çünkü kadınlar çok daha fazla eve girebiliyor. Çok daha fazla hemhal olabiliyor. Evdeki her bireyle bu konuda kadınlar daha ayrıcalıklı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla biz elbette ki bir sosyal medya var. Medya var, televizyonlar var, basın var. Ama hiçbir şeyin değeri bir karşındakinin gözlerinin içine bakarak o samimiyeti aktarmanın yerini tutamaz. Onun elini tutarak, omuzuna dokunarak, onu dinlemek. Elbette ki her sorunu çözemeyebiliriz. Elbette ki anında o soruna cevap veremeyebiliriz. Ama önemli olan onun kapısına gidip onu dinlemek, çözebildiğimizi çözebilmek ve çözemediğimizin de neden çözemediğimizin geri dönüşünü yapmak. Bizim siyaset anlayışımız kuruluştan bugüne hep böyle oldu. Hep milletimizle beraber hareket ettik. Her sorunu da 367 krizini de 27 Nisan E-Muhtırası'nı da 15 Temmuz'u da hep milletimizle beraber çözdük. Beraber bunları aştık. Dolayısıyla bizim gözümüz, kulağımız her daim millette. Bizim siyasi çizgimizi büyükelçiler, yurt dışında onlar bunlar belirlemiyor. Bizim siyasi çizgimizi millet belirliyor. Millet ne derse biz o yolda devam ediyoruz. O yüzden bizim milletin sözü bizim için önemli. Geçmişten itibaren yeter söz milletin. Az önce de ifade ettim, millet devlet kaynaşması, milletin bize rehberlik yapması. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da neyi söyledi? Ben dedi, beşeri manada halkın gücü üstünde başka bir güç tanımıyorum ve halkı kendi milli iradesine sahip çıkmaya çağırıyorum dedi. Ve millet de bu mesajı aldı, kendi milli iradesine sahip çıktı. Dolayısıyla biz milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. İstanbul'da da bu sözü İstanbul olarak verdik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza 81 il olarak bu sözü veriyoruz inşallah. Peki benzer manzarayı Bursa'da görecek miyiz efendim? Yani biliyorsunuz evet. Temmuz ayında bir iptal edilen süreci vardı. İnşallah. Bursa'da merak ediyor Sayın Erdoğan'ın tabii, ne zaman Sayın gelecek? Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz İznik Göçebe Oyunları'na geldi. Evet. Ağırladı kendisini. TOK, Türkiye'nin açılışma otomobili. Tabii. Hemen burada hemen ona da giriş yapayım. Otomobilden daha fazlası. Elektrikli, ağa bağlı, tabii. Çevreye duyarlı. Akıllı bir cihaz olarak. Çevreye tabii. Duyarlı ve Türkiye'nin otomobili. Hani evet. Fabrika nerede, otomobil nerede diyorlardı evet. Ya. Fabrikada, Bursa'da, TOK'ta, burada. Sayın Cumhurbaşkanımızla da aslında Türkiye yüzyılının ilk adımıydı TOK. Evet. Bundan sonra da yine Yusufeli Barajı bir adım. Bundan sonra da Türkiye yüzyılının adımları olacak. Tabii Bursa'da heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz inşallah. Bir tarih var mı peki sürpriz olarak? Şu an için bir tarih yok. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Konya'daydı Sayın evet. Cumhurbaşkanımız. Tabii yurt dışı programları da oluyor. Bir planlama dahilinde inşallah Bursa'da da halkımızla beraber heyecanla ağırlayacağız kendisini. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Uğurlu geleceğinize inanıyoruz. İnşallah. Bu kadar vakit ayırdığınız için, bizi bu konularda aydınlattığınız için düşüncelerinize, emeğinize, varlığınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Vekilim. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel programlar, bereketli olur. İnşallah sizi tekrar tekrar ağırlamak inşallah, isteriz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, AK Parti Bursa Milletvekilimiz, Adalet Komisyonu üyesi Emine Yavuz Gözgeç stüdyo konuğumuzdu. Kendileri programımızdan şu anda ayrılıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Bu aradan hemen sonra Güne Dair devam edecek. Lider Medya Televizyonları'nın çok değerli izleyenleri, canlı yayınımızın ilk gününde ekip arkadaşım gazeteci Nuri Yavuz'la birlikte çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Evet. Konuğumuzu geçirdikten hemen sonra canlı yayınımıza geri döndük.
Çok güzel bir sohbetti. Evet. Bilgiler çok değerliydi. Zaman çok çabuk geçti. Zaman çok çabuk geçti. Yani. Aslında biz hiç bırakmak istemedik ama çok yoğun oldukları için tabii ki. Uzun sürede bir saatin üzerinde bir sohbetimiz oldu. Evet. Verilen bilgiler çok değerliydi. Sevgili Nur Yavuz, lütfen paylaşırsan fikirlerini. Tabii kadına şiddet konusuyla ilgili yasal düzenlemeler bağlamında yapılan adımları, atılan adımları irdeledik. Özellikle kadın ve şiddet olgusunun ayrı ayrı ele alınması, şiddete yönelik yapılan yasal düzenlemelerle ilgili değerlendirmeleri çok kritikti. Bilhassa çocuk vurgusu ki çocuk biliyorsun biz de onu irdelemeye çalıştık. Evet. Tabii beraberinde kadının toplumdaki yeri, siyasetteki yeri, ekonomideki yeri gibi konularda verdiği bilgiler bence önemliydi. Kazanımlardan söz etti. Aileyi eğitmekle ilgili çok kesinlikle değerli. İletişim vurgusu, aile içi iletişim vurgusu. Bence çok verimli, güzel bir saat geçirdik ve dediğim gibi çok hızlı geçti. Çok ben hızlı bu kadar hızlı geçeceğini düşünmüyordum. İlk canlı yayınımızda ilk gün nasıl olacak diye merak ediyordum değil mi? O zaman siyasetle devam edelim. Tabii ki. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim startını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca NEF Stadyumu'nda düzenlenen İstanbul'un Sözü Birlik İrade Zafer Programı'nda 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalara start verdi. Az önce Sayın Vekilimiz de bu konuyla ilgili açıklama yaptı. O doğrudaydı. Bizzat yerinde izlenimlerini paylaştı. Onu da ifade ettiği gibi yaklaşık 96 bin sandık görevlisinden bahsediyoruz. 36 bine yakın sandık var. Yanlış hatırlıyor olabilirim tam rakamı. Sonrasında belki irdeleyebiliriz. Tüm sandık görevlileri yani 96 bin, 100 bine yakın insan oradaydı o gün. Yani bir teşkilat toplantısını böylesine büyük bir statta, böylesine geniş bir katılımla yapmak ayrı bir organizasyon büyük bir gücü gerektiriyor. O açıdan kusursuz bir organizasyon oldu. Açıklamaları da önemliydi Sayın Erdoğan'ın. Belki o açıklamalardan biraz ifadelerden bahsedeyim. Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun, biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız. Seçime kadar her haneyi en az iki hatta çok fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. İçeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryoları nasıl boşa çıkarttıysak, inşallah 2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Ülkemizde eşi benzeri olmadığına inandığım şu muhteşem toplantımızın gayesi, Türkiye Yüzyılı Seferberliğinin başladığını hem kendi teşkilatımıza hem Türkiye'ye ilan etmektir demeçlerini, açıklamalarını yaptı. Evet, yani hem Türkiye Yüzyılına vurgu yaptı hem de 2023 seçimleri için startı verdi. Baktığınızda kampanya yönetimi açısından 20 yılda AK Parti'nin elde ettiği kapasite, tecrübe ve potansiyelin yansıması oldu. Kareografi çok etkileyiciydi. Müzikler, seçimler, görsel yönetim çok iyiydi. Dikkat çekiciydi. Neredeyse tüm kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medyada çokça beğeni topladı. Ama burada özellikle siyasal iletişim sürecinde Erdoğan'ın ifadelerini ayrıca bir paranteze açmak gerekiyor. Yüz yüze iletişim sürecinin önemine vurgu yaptı Erdoğan. Bugünlerde özellikle siyasal seçim kampanyalarında sosyal medyanın etkisi, işte liderlerin sosyal medyayı kullanarak kitlelere ikna sürecine çekmesiyle ilgili birçok önerme, tartışma, karşılıklı fikir telakkisi yaşanıyor. Bunun dışında Erdoğan aslında hala siyasal iletişimde en etkin rolün kucaklaşma diye adlandırılan yüz yüze, birebir temas olduğunu irdeleyen ifadelerde bulundu ki hani burada
sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz ifadesi aslında 20 yıldır AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın birebir hane hane sofra sofra insanlarla buluştuğu yüz yüze iletişim sürecini kurduğu yöntemin devamının o geleneğin bozulmayacağının işaretçisiydi. Bu seçim siyasal seçim kampanya süreci açısından da kampanya yönetimi açısından da ilginç bir seçim olacak. Sosyal medyanın daha baskın kullanılmaya çalışıldığı manipülasyon ikna süreçleri açısından daha etkin bir rol oynayacağını düşündüğümüz seçim olacaktı ama sanırım AK Parti özellikle Erdoğan'ın bu beyanıyla birlikte o geleneksel yüz yüze iletişim dediğimiz süreci yine canlılığını koruyacak bir şekilde uygulayacak. Ben de işin açığı bu alanda okumaları olan biri olarak ifade etmeliyim ki yüz yüze iletişim en net ikna yöntemlerinden, en net kendinizi anlatabilme yöntemlerinden biri. Tabii kitle iletişim araçları çeşitlilik arz ediyor. Yani gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar kitleye ulaşmak ve onlarda bir ikna oluşturmak için etkili güç unsurları. Bunları inkar edemeyiz ama seçim süreçlerinde tüm araştırmalar gösteriyor ki, kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki birebir iletişim, vatandaşla o kucaklaşma diye adlandırılan süreç çok etkin ve ikna edici bir role sahip. İletişimin özü aslında değil mi? Tabii temas dediğimiz çok önemli, çok değerli. Baktığınızda hani 2020 yılında yaşadığımız başlayan ve 1,5 yıl süren pandemi insanların temasını uzaklaştıran, kucaklaşmayı koparan bir tedirginlik ve aynı şey ortamda yaratan, bulunmaktan tabii, bile imtina ettiğimiz tabii, bir ortam oluştu. İletişimi koparan bir ortam oluştu. Bu aslında siyasetin vatandaşla temasını da zorlayan bir süreç. Şimdi biraz daha normalleşme yaşıyoruz. Biraz daha normalleşiyoruz sanki. Seçimle birlikte bu daha etkin bir rol ve kapsayıcılık içerecektir diye düşünüyorum. Altılı masayla devam edelim siyaset gündemimize. Evet. Nuri Yavuz. İsterseniz oraya geçmeden şu İstanbul'daki programın evet, koreografisini bir gösterelim. Oradaki koreografi görüntüleri evet, ilginçti. Yani sevgili rejimize, yönetmenlerimize dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başladığı sırada statta İstanbul'un sözü tamam inşallah yazısı ve Erdoğan görselinin yer aldığı koreografi gerçekleştirildi. İzleyebiliyor muyuz koreografimizi? Evet. Yani orada müzikler dikkatle seçilmiş. Ya futbol müsabakalarında görmeye alışmış görüntüler vardı. Evet. Bayağı bir emek, çaba. Evet, görüntüleri izliyoruz şu anda değerli izleyenler. Gerçekten büyük bir coşku, ciddi bir katılım değil mi? Evet, yani 96 bin insanın orada bulunduğu, yani 100 bine yakın insan. Büyük bir çoğunluğu tabii AK Parti Teşkilatı'nda seçime yönelik sandık güvenliği, sandık görevlileri, sandık müşahitleri diye adlandıracağımız görevlilerden oluşan bir teşkilat toplantısı ama artık buna toplantı demek herhalde küçük bir ifade olur. Daha büyük bir ifade büyük bir organizasyon olmuş aslında. Gerekiyor. Evet. 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 Siyaset gündemimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Altılı Masa'dayız. Altılı Masa'dan anayasa paketi. Biraz detayları vereyim arzu edersin. Tabii buyurun lütfen. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğindeki liderler buluşmasında bir araya gelecek. Altılı Masa, tüm liderlerden bahsettik. Toplantı sonrası Bilkent Otel'de güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bu paket söz konusu, paketin içerisinde çok fazla detay var. Paketin aktarımına geçmeden önce söylemek istediklerin tabii var mı? Tabii var aslında. Sevgili. Yani baktığınızda 9. toplantı bu. Evet. Altılı Masa'nın bir araya geldiği.
Altılı Masa kurulduğu günden bugüne liderler arası temaslar yaklaşık 54 kez ziyaretler gerçekleştirildi. Hı hı. Yoğun bir ziyaret trafiği, 9 toplantı, kamuoyunun Altılı Masa'dan beklentisi fazla, bu bir şekilde ifade ediliyor. Onların da kamuoyuna bir mesajları var, mesajlar bütünü var ama net somutlaşmış bir adım henüz karşılaştığımız durumda değil. Bugün daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem liderlerin tümünün katılımıyla bu sistemin nasıl olacağına ilişkin bir ifade yapıldı, tanıtım yapıldı. Bugün anayasa üzerinden, bu sistemin anayasal işlevselliği üzerinden bir tanıtım yapılacak. İşin açığı içeriği merak ediliyor ama önden birkaç başlığı delemek lazım. Lütfen. Özellikle işte Cumhurbaşkanı'nın 7 yıllığına seçilecek olması. Paketin maddelerinden biraz söz etmemi ister misin? Tabii tabii, lütfen bahsedebiliriz. Altılı Masa'nın anayasa paketinde neler var? Evet. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilecek, partisiyle ilişkisi kesilecek. Cumhurbaşkanının bazı yetkileri kaldırılacak, örneğin olağanüstü hal ilan etme yetkisi bulunmayacak, veto yetkisi kaldırılacak. Cumhurbaşkanı görev süresi bittikten sonra siyasete dönemeyecek. Bu sisteme göre hükümet, meclisin güvensizlik oyuyla düşürülecek ancak aynı zamanda meclis yeni başkanının kim olacağını belirleyecek. Başbakanın kim olacağını belirleyecek. Cumhurbaşkanı meclisin belirlediği başbakan adayını atamak zorunda olacak. Ülkeyi meclis tarafından denetlenen başbakan ve bakanlar kurulu yönetecek. Yani bu maddeler bizim bu anayasa teklifi, hı hı, paketinde, yani, hı hı, Altılı Masa'nın belirlediği anayasa paketinde olası maddeler. Hani, hı hı, kesinleşmiş, hı hı, değil. Teklif. Kamuoyunda bizim teklif anayasa bazlı öngörümüzde bunlar var diye ifade, hı hı, ettikleri. Belki tamamını da okumak açısından değil, özellikle öne çıkanları irdelemek lazım burada. Seçim barajı mesela %3'e düşürülecek. Tabii. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının derhal uygulanması sağlanacak. Burada müsaade edersen bir parantez açmak istiyorum. Yani bu da bir mesaj içeren adım. Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kararları, hı hı, derhal uygulanacak. AİHM kararları denince aklınıza ne geliyor? Merak ediyorum. Benim aklıma Osman Kavala geliyor. Hı hı. Benim aklıma Selahattin Demirtaş geliyor. Derhal uygulanacak ifadesi yer alacak mı bilmiyoruz. Şu anda biz bir ön alma yapıyoruz. Pakete dair duyumlar ve kamuoyuna yansıyan bilgilere ilişkin bir ifade bu. Bugün yapılacak toplantıda AİHM'in kararlarının hangi şartlarda realize olacağına ilişkin bilgi olursa, hı hı, işte atılacak adımlardan anladığımız kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması ile ilgili bir süreç olacak. Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili bir süreç olacak. Bu farklı bir bağlamda ele alınması gereken bir konu. Bunu irdelemek istedim işin açığı. Yani çok güzel. Bu kararın, bu maddenin arkasında ne var? Biraz da bu taahhütler yatıyor gibi düşündürüyor işin açığı. Diğer maddelerden de bahsediyorum. Tabii, buyurun. Yüksek Öğretim Kurumu YÖK kaldırılacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK kaldırılacak. TRT ve Anadolu Ajansı yeniden yapılandırılacak. Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlenecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Yurt dışındaki 6 milyondan fazla vatandaşın mecliste temsilinin sağlanması için seçim çevresi oluşturulacak. Evet, masaya yatırılan konular, maddeler bunlar. Evet, birçok madde var aslında, tek tek okuyup belki evet, çok fazla o da var, kaybettirmemek lazım ama bence öne çıkan maddeler bunlar. Hı hı. Bilhassa bu AİHM kararları, kayyum uygulamalarına son verilmesi kararı. Mesela, hı hı, biliyorsunuz kayyum nerelere uygulanıyor? Terörle iltisakı olan belediyelere özellikle uygulanıyor. Hı hı. Bugün bunlara yönelik bir adım atılacağını, kayyum uygulamasının sonlanacağını ifade etmek bir taahhüt içeriyor gibi düşündürüyor işin açığı. Beraberinde yurt dışındaki, Avrupa'daki özellikle vatandaşların seçim çevresi kapsamına alınması ifadesi de ayrı bir bağlamda değerlendirilmeli. Özellikle irdelemek gerekir ki ciddi bir nüfus var ve seçimi belli illerde etkileyen potansiyele sahipler. Oraların kendi milletvekilleriyle temsil edilmesi
düşüncesi. Daha öncesinde oralardan da ifade ediliyordu, bu beklenti geliyordu. Ama bugün ne ölçüde... Sevgili ekip arkadaşım, sevgili buyurun. Gazeteci Nuri Yavuz, hemen bir bağlantı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam Birliği konuşması yapıyor. Lider Medya Televizyonu'nda hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bağlanıyoruz. Hep birlikte izliyoruz efendim. Lider Haber Televizyonu'nun çok değerli izleyenleri, Güne Dair programında bundan böyle canlı yayın esnasında bu bağlantılarla çok fazla karşılaşacağız. Bugün ilk günümüzde programımızın, canlı programımızın ilk gününde sizinle birlikteliğimiz aslında çok değerli bir vekilimizle başladı. Ekip arkadaşım gazeteci Nur Yavuz'la birlikte bir milletvekilimizi ağırladık. Evet. Hemen ardından gündemi değerlendirirken Cumhurbaşkanı'nın bir canlı yayınına bağlandık. Hızla programın süresinin sonlarına doğru gidiyoruz. Evet, yani bu bundan sonraki programlarda da yaşayacağımız bir gelişme bu. Canlı yayın izleyenlerimizle paylaşalım. Bağlantılarımız olacak. Altılı Masa'da kalmıştık. Altılı Masa paketinde kalmıştık. Evet, yorumun vardı. Evet, orada bugün kritik 9. toplantı. Bu 9. toplantıya gelene kadar 54 liderler arası ziyaret programı gerçekleştirildi. Bu toplantılar, programlar, ziyaretlerin sonunda somut adımlar bekleniyor işin açığı kamuoyundan. Bugün yapılacak anayasa paketi açıklamasını da merakla bekleniyor Ankara'da. Yine 6 liderin bir arada olduğu bir basın toplantısıyla kamuoyuna paylaşılacak. İlk bölümde biraz paketten duyumlara ilişkin bilgileri aktardık. Sanırım saat 2 gibi gerçekleşecek toplantı. Merakla bekliyoruz nasıl bir geri dönüş, kamuoyu yansıması olacak. Belki onu daha detaylı yarın irdeleyebiliriz. Yarın irdeleyebiliriz. Evet, hemen yarın demişken altını çizerek belirtelim. Güne Dair programı hafta içi 5 gün 10 ile 12 arası Lider Haber Televizyonu'nda olacak, değil mi? Evet, evet. İnşallah. Evet, inşallah. Ekonomiyle devam ediyoruz gündemimize. Gözler kabinede. Evet, bugün kabine toplantısı var. Kasım ayının son kabine toplantısı bugün 15'te başlayacak. Toplantıda sözleşmeli personel, EYT, fahiş fiyatla uygulayanlara yatırım ve kara harekatı konuları ele alınacak. Kamuda sözleşmeli personel sayısı ele alınacak. Bununla ilgili detayları aktaracağız. Evet. Öte yandan EYT ile birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişi emekliye ayrılacak. Evet. Başlıklar çok önemli ve çok değerli. Evet, bu geçen hafta hatırlarsanız Sayın Bakanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapmıştı. Önümüzdeki hafta kabinede değerlendirilecek dedi. Çalışma tamamlandı. Özellikle sözleşmeli personellerle ilgili. Biliyorsunuz sözleşmeli personel sayımız yaklaşık 560 bin civarında bir rakam. %12'sine tekabül ediyor kamudaki tüm personel sayısının. Geriye dönük baktığınızda bu oran daha düşüktü. Son dönemde bir artış var. Ama bu konuyla ilgili düzenlemeler, beklentiler sürekli kamuoyuna yansıyor. Sonrasında daha öncesinde de aslında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında da irdelenmişti. Özellikle sözleşmeli öğretmen bırakmayacağız, hepsini kamuoya atayacağız diye. Evet, evet. Bu toplumdaki beklentinin siyasi zeminde bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Bununla ilgili bugün kabineden ne çıkacağını merakla bekliyoruz. Yarın detaylı bir şekilde konuşuruz diye düşünüyorum. Onu artık bugün yetişmeyeceği için yarın. Konuklarımız ve bağlantılarımız da olacak yarın gerçi. Ama onun dışında bu da değerlendireceğimiz. Şeyi de irdelemek lazım tabii. Net rakam nedir? Yani Haziran itibariyle sözleşmeli çalışanlar net rakam 568.368. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Bunun yaklaşık 115 bini öğretmenlerden oluşuyor. Sözleşmeli öğretmenlerden oluşuyor. Sağlık personeli var, askeri personel askeri var. Personel. Diğer kamu kurumlarında, bakanlıklarda var. Görevliler var. Tabii benim en çok merak ettiğim de şu aslında, bu düzenlemeye ihtiyaç var. Bir şekilde eşitliğin sağlanması gerekiyor ama beraberinde hali hazırda yürüyen sözleşmeli personel alım ilanları da var. Yani çeşitli bakanlıkların, Ticaret Bakanlığı'nın veya farklı kamu kurumlarının sözleşmeli personel alımına yönelik bugün güncelliği olan, başvurular alan ilanları var. Madem bunlar kadroya alınacak, yenileri neden alınıyor diye. Yani o süre o sürece ilişkin bir düzenleme olacak mı? Buradaki kapsayıcılık onları da içerecek mi? İçerecek. İşin açığı toplantı sonrası atılacak adımla göreceğiz. Tabii bir diğer konu EYT. EYT de önemli.
Yaklaşık 1,5 milyon insan. Bundan sonra hemen hemen her sabah gündemimiz olacak bir konu aslında. Muhtemelen yani. Hani, yaklaşıyoruz çünkü. Öyle sanıyorum, Ocak ayı itibariyle bu konunun çözülmüş olacağı öngörülüyor. Biz de o öngörüdeyiz. Ama tabii 1,5 milyon insan az yatsınamayacak bir rakam. O açıdan baktığınızda bu hak mağduriyetinin giderilmesi adına uzun süredir çalışmalar yapılıyor. O da tamamlandı. Kabinede görüşülecek. Diğer bir üçüncü konuysa fahiş fiyat. Fahiş fiyat uygulamaları... Çok suistimal edilen, çok ciddi... Yani bu da farklı bir tartışma konusu. Yani nedir? Bir enflasyon realitesi var. Enflasyona baktığınızda gıda fiyatlarının yüksekliğinin doğrudan bir etkisi var. Tabii gıda dediğimizde aklına işte tarımsal ürünler, çeşitli besinler geliyor. Ve özellikle tabii marketler, market zincirleri geliyor. Bu market zincirlerinin uyguladığı gıda politikası, zam politikası bazen enflasyonun suistimali ve istismarına dönüşebiliyor. Bazen değil, çoğu zaman yani son hani günlerde bu, dönüşüyor. Yani tabii kamuoyunda bu ifadeler var. Yani evet. Bunun artık bir zam terörüne dönüştüğünü söyleyenler bile var. Ama baktığınızda bu fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili yapılan cezai yaptırımlar var. Para cezası özellikle. Bu da tartışmalı. Ya yani bir para cezası uygulanıyor. Milyonlara varan cezalar veriliyor ama zam terörü diyeyim devam ediyor. Hani ama sosyal para medyanın cezası çok caydırıcı değil biliyoruz. İki poşetle zaten market o cezayı hallediyordur bence. Öyle mi? Yani tabii bu konuda bugünkü kabine toplantısında nasıl bir adım atılacak? Zaten Sayın Erdoğan'ın bu ifadesi de vardı bu konuyla ilgili. Sadece yaptırım, cezai yaptırımının dışında farklı düzenlemelere de ihtiyaç var diye. Bir çalışma yapıldı. Bugün onları göreceğiz. Dördüncü ana korum belki çok en önemli bir konu. Çok önemli. Şiddetle başladık. Kadına şiddetin 25 Kasım dünyada mücadele edildiği bir noktayı vekilimizle konuştuk. Türkiye'deki gelişmeleri konuştuk ama aslında yayın dışı mı diye, yayın esnasında mı konuştuk? Şiddetin tek bir kanal olmadığını söyledik. Hepimiz hemfikiriz. İzleyenler de bu konuda hemfikirler. Şiddetin versiyonları var insanın yaşadığı. Bunlardan birisi de İzmir'de yaşandı dün gece. Hem de sporda yaşandı. Evet. Gerçekten dehşet vericiydi. Dün saat 19'da başlayan Göztepe Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Olaylar inanılmaz rahatsız edici olaylar. Evet. Altay türbününden Göztepe türbününe fişek atıldı. Göztepe'li bir taraftar yaralandı. Fişek taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne denk geldi. Çakır çenesi ve dişlerinden ağır yaralandı. Sol bölgesinde yanıklar olan Çakır ameliyata alındı. Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bu arada bir detay daha var. Sayın Çakır'ın 8 yaşında kız çocuğu da yanındaymış maç esnasında. Allah korumuş. Allah korumuş ve çocuğun şahit olduğu durumu bir düşünmek lazım. Sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan'a korner direğiyle saldırdı. O görüntü de çok dehşetti. Taraftarın saldırdığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenci'nin de bilincinin açık olduğu belirtildi. Kafasında 4 santimetrelik bir yarık olduğu tespit edildi. Kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Sayın Valinin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'in 13 kişinin gözetim altına alındığı duyurusu var. Evet. Bu bir nebze olsun bir gelişme. Biraz hani iç ferahlatıyor demek doğru olmayacak ama biraz sakinleşmeye sebep oluyor. Vali Köşker fişeğin içeri nasıl sokulduğu hakkında bilgimiz yok dedi. Tabii bu sıcak bir açıklamaydı. Sıcak yani bir geceden açıklama. Geceden bir açıklamaydı. Üzerine olaylar da gelişmeler. Olaylar gelişti. Özellikle sosyal medyada çok hep konuştuğumuz çeşitli gibi aslında. Çeşitli spekülasyonlar da yazdı. Yani da nasıl bu fişeğin içeriye girdiğiyle ilgili iddialar da kamuoyuna yansıdı. İddialar da var. Daha hani kesinleşmemesine rağmen. Somutlaşmadığı için biz hani bu konuda katı bir aktarımda bulunmamayı tercih ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Spor Toto 1. Ligindeki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi hızla programın sonuna yaklaşıyoruz ama ben akşam spor programlarını da böyle hızlı hızlı izledim. Maç aslında çok dostane başlamış. Birlikte el ele Süper Lig'e sloganlarıyla başlamış bir maçın bu hale gelmiş olması
gerçekten inanılır gibi değil. İşte şiddetin spordaki versiyonunu da dün gece bir kez daha canlı canlı izlemiş olduk. Tabii kadına şiddet toplumsal bir yara. Bu toplumsal yaranın çözümü için Sayın Vekil'in de ifade ettiği gibi topyekun mücadele ihtiyacımız var. Gerekiyor. Bu ayrı bir bağlam ama şunu irdelememiz lazım ki şiddet olgusu sadece kadına değil, işte çocuğa, hayvana ve futbolda, toplumun diğer alanlarında, trafikte özellikle. Trafik yani şiddeti, doğa şiddeti. Şiddet, reflekse dönüşmüş durumda. O açıdan baktığınızda bununla mücadele etmek gerekiyor. Holiganizmin sonuçları, benzer örnek dünyadan da var aslında. Aslında tüm dünya, biz de Türkiye olarak Dünya Kupası'nda bir iyimser atmosferi, birleştiriciliği, saygıyı, ırkçılığa karşı duruşu konuşurken, özellikle İslamofobi gibi bir duruma karşı mücadele edilecek bir dil, retorik yakalanmışken, Dünya Kupası'nda ılımlı bir iklim oluşmuşken, hem Türkiye'de, İzmir'de, dün de Belçika, Brüksel'de benzer holiganizm içeren vandallıklara sahne oldu. Evet. Bu açıdan baktığımızda şiddetin aslında her boyutuyla ele alınması gerektiğini programımızda da buna çok sık yer vereceğimizi belirterek bugünkü evet. programımızı bitirelim mi? Öyle. Arkadaşım. Çok çabuk geçti yani. Çok çabuk geçti. Aslında konuşmamız... Doyamadık. Sevgili izleyenler, Lider Haber Televizyonu'nun çok değerli izleyenleri, Güne Dair programının sonuna geldik. Umarız memnun kalmışsınızdır. Biz ekip arkadaşım gazeteci Nuri Yavuz'la birlikte, ben Şeyda Gümüş, huzurlarınızda olmaktan çok keyif aldık değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum size de. Ben de sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben izleyenlerimize dönerek sürçülisan ettiysek affola demek istiyorum. Yarın sabah saat 10'da Güne Dair Lider Haber Televizyonu'nda. Lütfen bizimle olun. Şimdilik hoşçakalın.